Kafamı az da olsa hareket ettirip Ekrem dedeye baktım. Onun durumunda sıkıntı yoktu ama suratında olan şok hali benden daha beterdi. Burnumun kanaması artmış, başımın karıncalanması baş dönmesine dönmüştü. Dayanacak gücüm kalmamış, ölecek gibi hissetmeye başlamıştım. Duyabildiğim son sözler, Ekrem dedenin koluma girdikten sonra kaftanını üzerime kapatıp bizden haber bekleyin cümlesiydi. Gözlerimi açtığımda odamda yatıyordum. İçeriden Ekrem dede ve annemin sesi geliyordu. Ekrem dede, Trabzon'daki en yakın komşunuz kimdi? Tahsin ile yakınlıkları nedir gibi sorular soruyordu. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olarak en yakın Mehmet vardı. Onların vesilesiyle biz de ara ara ailesiyle misafirliğe gider gelirdik. Öyle yakın olan başka gidip geldiğimiz kimse yoktu. Ekrem de az çok olayı anlamıştı. Başım çatlarcasına ağrıyordu. Zorla hatıralarımı yoklamaya çalıştım. Hatırlayabildiğim en belirgin ve ihtimali en yüksek olanı. 13 yaşlarında falandık. Mehmet ile beraber yıkıntı bir evin bahçesinde camlara taş atıyorduk. Salak kafamız işte. Her şey Mehmet'ten çıkan bir fikirle olmuştu. Yerden bulduğu sivri uçlu bir taşı tam cam parçalarını atacakken bana dönerek ''Bu taşlar camı kırıyor ya. Baksana, bu çok keskin bir taş. Acaba bu cam taşın sivri yeriyle kesilir mi?'' diye sordu. Ben ''Saçmalama. Nasıl olsun öyle bir şey?'' diye karşılık verdim ama o merak edip camın yanında almıştı soluğu. Taşın keskin tarafını cama sürterken fazla bastırınca cam kırılmış, baskıyla eli camın kırılan yerine gelip kesilmişti. O ağlamaya başlayınca kıyamayıp acısı hafiflesin diye küçük bir cam alıp elime bir kesik attım. Aklıma nereden geldiyse gel seninle kan kardeşi olalım diyerek elimi uzattım. Bu davranışım hoşuna gitmiş, ağlaması ve acı ifadeli suratı bir anda değişerek mutlu bir ifadeyle elini benim gibi uzatmıştı. Kanayan yerlerimizi birbirine yapıştırarak kan kardeşiyiz bundan sonra demiştik. Ellerimizin kanaması durana kadar o şekilde kalmıştık ama böyle bir saçmalık olabilir miydi? Yani onun kanı nasıl olur da benimkine karışabilirdi? Kan kardeşliği dediğimiz şey kan ile verilen bir sözdü. Kanın diğer insana geçmesi mümkün olamazdı. Hadi onu geçtim, bir şekilde oldu diyelim. Peki, Mehmet gerçekten el marhumuydu. Yani bu nasıl mümkün olurdu? Senelerce birbirimize gidip geldik. Babamın bunu fark etmemesinin imkanı yoktu. Hiç hissedememiş miydi? Of of! İş giderek daha da karmaşıklaşıyordu. İçim yiyordu. Ne yani? Şimdi babamı bunca zaman öz kardeşim gibi gördüğüm birimi öldürmüştü. Kafamı ağrıdan dolayı toplayamıyordum. Ama bunun cevabını da öğrenmem lazımdı. Ayağa kalkmaya çalıştım. Hala enerjim yerine gelmemişti. Tek dizimin üstüne düşüp yatağa tutundum. Kendimi tekrar zorla yatağa attım. Düşmemin sesi içeriye gitmişti. Kapı açıldı, Ekrem de içeriye girdi. Bana doğru gelip kenardaki sandalyeyi çekip oturdu. Tahsin, bana her şeyi tam olarak anlatman lazım. Mehmet'le çocukluk arkadaşı olduğumuzu ve yaşanan aklıma gelen her şeyi anlattım. Yardımcım Zirri Bey bir habercicindi eskiden. Şimdi senin içine girecek ve Mehmet'in kanını hissedecek. Aslı var mı yok mu? Varsa şu an nerede olduğunu anlayacağız. Üstünü çıkar ve yere bağdaş kurup otur. İçeri gidip babamın odasında olan çantasını aldı. İçerisinden üstünde Bertis yazan garip kırmızı bir kalem çıkardı. Bu Bertis tılsımının yapılması. Yani güçlü bir cinin insanın bedenine sokulup kanında gezmesini sağlamak için semboller çizmeye yarayan, daha öncesinde okunup özel mürekkeple doldurulmuş olan bir kalem. Biraz şaşırmıştım. Güçlü bir cinden kastı neydi? Zirri Bey çok mu güçlüydü? Cebinden çakısını çıkarıp uzattı ve parmağına bir kesik at dedi. Elimi kestikten sonra da kalemin ucuna akıtmamı istedi. Dediğini yaparak kalemin ucuna
Parmağımdan akan kanları damlattım. Öne doğru eğil Tahsin. Vumbe, sen de Tahsin'in bedenini kilitle, hareket edemesin. Vumbe'nin bedenimi kilitlemesiyle bütün bedenime sanki iğneler batırılmaya başladı. Hareket etmeyi bırakın, nefes alırken göğüs kafesimin şişmesi bile acımı arttırıyordu. Her geçen saniyede bu iğne acıları binlerce bıçak ucu giriyormuş gibi büyük acılara dönüştü. Daha sonra Ekrem de sırtıma bir şeyler çizmeye başladı. Okuduğu tılsımlı duayı kitapta okuduğumu hatırlıyorum. Başlığında Bertis Sale yazıyordu. İnsanın bütün gizli çakra ve kanının başlangıç noktalarındaki oyuklara cinleri yerleştirmeye yarıyordu. Uzun bir uğraşın sonunda çizim bitmişti. Zirribe diye bağırdı ve elinin avuç içini çizimin tam ortasına koydu. Elinin sırtıma değmesiyle bir anda öksürdüm ama kuru bir öksürük değildi. Kanlar ağzımdan etrafa saçıldı. Merak etme. Biraz zor olacak ama dayanmaya çalış. Resmen birisi kılıç darbesiyle beni ortadan ikiye ayırıyor gibiydi. Acı ile çığlık atmak istiyordum ama sesim bile çıkmıyordu, vücudumu kıpırdatamıyordum. Bir süre sonra zirribenin sesini duydum. Şimdi, sana söyleyeceğim duayı içinden sessizce oku Tahsin. Ama hiç durma. Acıdan kıvranırken okumaya başladım. Okumaya başladıktan 10 saniye sonraysa zirribeyi hissedemez oldum. Vumbe beni bıraktı, kafam yere doğru düştü. Bedenimi hala oynatamıyordum. Parmaklarımı hareket ettirmeye çalışmamın bile dayanılmaz bir acısı vardı. Ekrem'le de anlamı tutarak bir şeyler okudu. Bu okuması öylesine garipti ki başımın üst kısmından itibaren tüm vücuduma vurulan kilitler tek tek açılıyor gibiydi. Rahatlamaya başlamıştım. Her yerimi oynatabiliyordum ama acı beni bitkin düşürmüştü. Halimi gören Ekrem dedi, beni tutarak yatağa yatırdı. Çok zaman geçmedi ki zirribe kaybolduğu yerden tekrar geri geldi. Ekrem dedeye dönerek haklılarmış. Çok az da olsa onun kanından Tahsin'de de var. Kana rastlamam ile kaynağını bulmak için Emin Hoca'nın Trabzon'da olan komşusunun evine gittim. Ev sıradan insan evlerinin aynısıydı. Elmaruhu'yu kanın vasıtasıyla bulmayı denedim ama size kötü bir haberim var. Nedir zirribe? Bu kana sahip olan kişi şu an bu dünyada değil. Ekrem de çok şaşırarak nasıl yani diye sordu. Babası ona anlaşma gereği her şeyi anlatmış ve büyü yapmadıklarını tamamen bıraktıklarını söylemiş. Ama son Elmarihu babasının dediğini yapmak yerine ifrit cinleriyle iletişime geçmiş. Cin padişahı Mihrez'in birkaç yardımcısı ile konuşmuş ve her şeyi öğrenmiş olabilir. Yani Mehmet'i yanlış yönlendirip tekrar büyü yapmaya ikna etmiş olabilirler. Ekrem de söze girerek babasına haber verirsek anlaşmaya uyup tekrar onu o olaylardan uzaklaştırabilir dedi. Fakat zirribe şöyle devam etti. Edemez. Çünkü ailesini bırak kanından olan herkesi cinler yönlendiriyor. Yani müdahalemiz söz konusu dahi olamaz. Hele ki cinler aleminden olan güçlü ifritler aracılığıyla insanları kontrol altına almaya başladıysa işimiz daha zor. Kendisi şu anda cinler aleminde bir yerlerde bir şeyler çeviriyor. Onu bulsak bile bizim ve diğer kabileler arasında olan bir anlaşma var. Hiçbir kabile mensubu diğer cin kabilesine ait bölgeye giremez. Bu savaş sebebi olur. Bizimse o bölgeye girebilmek için onlardan gelmiş olan bir saldırıyı belgeleyip gösterebilmemiz lazım. Üstelik her şeyi geçtim, tek kabile değil. Onlarca kabile onun emrinde olabilir. Bu riske giremeyiz. Ben zar zor konuşarak nasıl bulacağız peki diye sordum. Onu bulmak çözüm değil. Cinler alemine geçtiyse büyülerde de bayağı ustalaşmış olmalı. Azrine perdesini kullanıp bu evi ikiye bölmesi de bunun bir ispatı olabilir. Yani senin en az şu an 10 katın gücünde. Bu sözlerden sonra kendimi o kadar zayıf hissettim ki kendimden utandım.
Babamdan ne kadar eğitim alsam da düşmanım benim hayal ettiğimden daha güçlüydü. Ama ne olursa olsun Adem oğulları için onu durdurmam lazımdı. Nusaybin kabilesi, Lufya kabilesi ya da sen beni eğitemez misiniz? Ekrem'le de elini omzuma koydu ve konuşmaya başladı. Onlar ya da ben değil de başka bir fikrim var. Bizim ilimlerimiz bir yere kadar gidiyor. Söyleyeceklerim çok uçuk, kaçık ya da imkansız gibi gelebilir sana ve ahiretini bile yakman söz konusu olabilir. Bu kadar garip ve tehlikeli ne olabilirdi ki? Rivayetleri sen de bilirsin oğul. Harut ile Marut adında iki melek var. Asıl görevleri insanları büyülere karşı uyarmak, çözümlerini ve ak büyüleri öğretmekti ama onlar da dünyanın acı imtihanını geçemeyip insanların nefisleriyle olan mücadelelerini küçümseyip Allah'tan onlara nefis vermesini istediler. Allah dualarını kabul etti ve onlara nefis verdi. Onlarsa insanlardan daha çabuk nefislerine kurban oldular. Önlerinde iki seçenek vardı. Ya ahiret azabı ya da dünya azabı. Melekler ahiret azabından korktukları için dünyayı seçtiler. Irak bölgesinde bir mağarada ayaklarından asılı şekilde olduklarını biliyoruz. Fakat bunu çok iyi düşünmen lazım. Onların karşısına çıkmak ve istediğini almak ahiretini sıkıntıya sokabilir. Bu gece derin derin düşün ama unutma diyerek işaret parmağını kalbime doğru yavaş yavaş vurdu. Burada kin olmamalı. Onlardan öğreneceğin her şeyi sadece korunmak ve karşı tarafı yıldırmak için kullanman gerek. Aklımızın ve hayalimizin almayacağı kadar bilgiye sahipler onlar. Şaşkınlığımı hala gizleyemiyordum. Harut ile Marut hikayesini çok kez duymuştum. Bütün büyüleri öğrenmek, her şeye hakim olmak. En önemlisi de El Maruhu'ya karşı büyü yapmam gerekirse cehennemlik olmak. Ahiretimi bile bile yok etmek. Kafam inanılmaz karışıktı. Vumbe, sence babam yaşasaydı böyle bir şeyi kabul eder miydi? Vumbe hiç düşünmeden cevap verdi. Baban direkt kabul ederdi Tahsin. El Marihu durdurulmazsa bütün insanlığa hatta İslamiyet'e karşı bir tehdit. Bir kişinin cehennemlik olmasına karşı insanlığın ve hatta cinler aleminin kurtuluşu söz konusu. Ekrem dedenin de dediği gibi öğreneceğin ve vakıf olacağın her tılsım ve büyüğü iyiliğe ve sadece onu durdurmaya, engellemeye kullanmalısın. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Akşam namazını kıldıktan sonra sofraya katıldım. Hep beraber akşam yemeğini yedik. Annem bir şey döndüğünü anlasa da böyle şeylere karışmazdı. Sadece dikkat et oğlum derdi. Babam vefat ettikten sonra her yatsı namazı odasına çekilir, Kur'an-ı Kerim okurdu. Yatsı namazını da kıldıktan sonra Ekrem dedeye sen benim odamda yat. Ben babamın odasında oturup biraz düşüneceğim dedim. Oraya girip bir duvar köşesine yaslandım. Vumbe ile beraber yapılacak her şeyi düşünüyorduk. Ama önceliğim eğer bir yolculuk yapacaksam annemin güvenliğiydi. Annemi Ragıp amcalara bırakırsam en azından köy ahalisine yakın bir yerde olurdu. Uzun süren düşünmelerin sonunda Ekrem dedenin gösterdiği yolu kabul etmeye karar verdim. Duvarın dibinde olası düşüncelerle uykuya daldım. Sabah kapının vurulmasıyla uyandım. Annem, hadi oğul, kahvaltıya diyordu. Üstümü başımı toparlayıp aşağı indim. Ekrem dede sofradaydı. Geçip karşısına oturdum. Annem, ben daha sonra yiyeceğim diyerek evden ayrıldı. Sanırım Ekrem dede bir şeyler söylemişti. Evlat, düşündün mü? Biraz duraksadıktan sonra yapalım Ekrem dede. İrademe sahip olacağıma inanıyorum. Bu gece o zaman Mürre ile görüşmemiz gerek. Zirri Bey'i haber vermesi için yolladı. Unutma, sana her şeyi öğretecekler. Bu çok ama çok tehlikeli bir şey. Buna günümüzde cesaret edebilen insan kalmadı denecek kadar azdır. Çoğusuysa öğrendikten sonra kafayı yedi bilesin. Anlayabiliyorum Ekrem dedi ama bunu yapmazsam da İşler daha da karışacak. Ben her şeye razıyım.
Ekrem dedenin bu sağlam kararlılığımı görünce yüzünde tebessüm oluştu. Akşam üzeri Ekrem dede çantasından lehliyar kaftanını alarak odaya geçti, ben de kaftanımı giyerek yanına gittim. Gerekli tılsımları çizdikten sonra duaları okuyarak bizi cinler alemine soktu. Bu defa öncekinin aksine kendimi o kadar kuvvetli hissediyordum ki rahatça kendim yürüyebiliyordum. Bir süre sonra Mürre ile görüştüğümüz yere geldik. Mürre ve Lufya kabilesinin lideri aynı yerde oturuyordu. Bertels tılsımına kadar her şeyi anlattık. Mürre sinirle bağırdı. Bağırtısı o kadar kuvvetliydi ki kendimi güçlü hissetmemi bırak, ses tonundaki enerji bile vücudumu yavaş yavaş çökertiyordu. Ekrem dede Mürre'nin sakinleşmesiyle konuşmaya başladı. Biz her şeyi düşündük. Onu durdurmak için Tahsin'i Harut ve Marut'un mağarasına götürmekten başka çaremiz yok. Onlardan her şeyi Tahsin'e öğretmelerini isteyeceğiz. Ortamda olan herkes şaşırmıştı. İlk söze giren Mürre oldu. Bunu kaldırabilecek misin? O kadar güçlü büyülere ve sırlara vakıf olmayı her Ademoğlu kaldıramaz. Onu geçtim, bunları sadece iyilik için kullanabileceğine emin misin? Eğer böyle bir şey yapacaksanız buna öylece izin veremem. İçerisine Bertels tılsımı ile benim kabilemden olan birinin yerleştirilmesi gerek. Başka türlü bu yapılamaz. İçine yerleştirilecek olan cin, kötülük için kullandığı anda onu öldürecek. Ayrıca Harut ve Marut'u bulmanızda da sizlere yardım edecek. Kabilemin en güçlü ve bilge cinlerinden birini görevlendireceğim bu iş için. Hiç düşünmeden kabul ettim. Mürre'nin seçtiği cin insanlara oldukça benziyordu. Sakalları neredeyse ayaklarına değecek kadar uzundu. Anlaşılan çok yaşlı bir cindi. Tılsımı işlemek için hazırlıklara başladılar. Sırtımda yanık hissediyordum. Tılsıma başlamalarının üzerinden anca 30 saniye geçmişti ki Mürre karşıma geldi. Yapılacak olan bu işte Nusaybin kabilesinden olan sana bağlanacak cini kabul ediyor musun diye 3 kere sordu. Benim kararlı şekilde verdiğim cevap ile Harut ve Marut'tan öğreneceğim büyüleri kötülük için kullanırsan kalbini sıkıp kanını ağzından ve burnundan akıtarak canını alacak. Bunu kabul ediyor musun diye ikinci sorusunu yöneltti. Onu da 3 kere sordu. İkinci sorusunda aynı kararlılıkla yanıtladım. Verdiğim cevap ile acım daha da arttı. Okumaları sürekli devam ediyordu. Aradan 10 dakika anca geçmişti ki acım dinmiş, içime huzurda olmaya başlamıştı. Sanki yeniden doğmuş gibiydim. Beynimin içinde daha önce hiç bilmediğim bilgiler akıyordu. Bu normal bir birleşmeden öteydi. Birleştiğim cin bütün bedenim olmuştu. Adım Sahin. Yaşım 1323. Bu zamana kadar ne biliyorsam artık bildiklerim ve gördüklerim senin bildiklerin ve senin gördüklerindir. Cin cümlesini tamamladı ve sessizliğe büründü. Sahin size her şeyin bilgisini verecek. Ayrıca size iletmek istediğimiz bir şey olursa onun vasıtasıyla ulaşacağız. Bedenini bir an evvel yolculuğa hazırla. Buradaki alemde bünyeni daha fazla yıpratma diyerek Mürre konuşmasını tamamladı. Vakit kaybetmeden oradan ayrıldık. İçim geldiğim andan daha huzurluydu. Sahe'nin bilgileri normal bir insanın ulaşabileceği bilgiler değildi. Yüzyıllardır yaşayan bir kütüphane gibiydi zihnim. Çok geçmeden Ekrem dede söze girdi. Evladım, anneni güvenli bir yere bırak, yarın sabahtan itibaren hiç zaman kaybetmeden yola çıkmamız gerek dedi. Nereye diye meraklı bir şekilde sordum. Mağaraya varmadan evvel Şeyh Mahsuni'ye gideceğiz. O Harut ve Marut ile alakalı daha derin bilgilere sahip. Yola çıkmadan evvel seni hazırlamakta bize yardımcı olacak. Annemin odasının kapısını çaldım. Anneme bir vaka için yolculuk etmem gerektiğini, bu esnada aklımın onda kalmasını istemediğimi, Ragıp amcalara bıraktığımda hem köy ahalisine yakın olacağını hem de buraya göre daha güvende olacağını söyledim.
Babamın ölümünü anlayamadığımız için annem bana hak verdi. Ben de telefonu çıkarıp Ragıp amcayı aradım, durumu anlattım. Sağ olsun hemen kabul etti. Vakit ilerlediğinden herkes yataklarına geçerek yattı. Sabah kalkar kalkmaz Vumbe telaşla yanıma geldi. Tahsin, köyde anlayamadığım bir şeyler var, hemen bakman gerek. Sahinden bir ses yoktu. Sadece görev için içime tılsımlanmıştı. Ne oldu Vumbe? Anlayamadığın şey ne? Ekrem Dede ile yaptığınız korumayı kaldırmaya çalışmışlar. İyi ama ben iç kısma ikinci bir tuzak kurmuştum. İlkini geçselerdi ikinci de takılmış olmalılar. Hadi çıkalım. Vumbe, sen önden git ve nerede olduklarını bulup bana haber et. Hemen ardından yakala onları, ben de peşinden geleceğim. Vumbe kaybolup geri geldi. Tahsin, ormana yakın olan taraftan kaçmaya çalışıyorlar. Yakala ikisini de, ben geliyorum. Vumbe'nin bahsettiği yer oldukça uzaktı. Arabaya atladığım gibi hızla ilerlemeye başladım. Bahsettiği yere geldiğimde iki tane cin vardı. Bunlar daha çok haberci, kafir cinlere benziyordu. Enerjileri düşüktü. Onlara doğru ilerleyip önlerinde durdum. Neden buraya geldiniz? Eğer doğruyu söylerseniz sizi yakmam, serbest bırakırım. Yüzlerine baktığımda hissettikleri korku anlaşılıyordu. Sadece korumayı fark ettiklerinde köyün neden korumaya alındığını merak ettiklerini söylediler. Fakat kafir cinler hiçbir zaman doğruyu acı çekmedikçe söylemezlerdi. Bildiğim rukiye ayetleriyle onları yavaş yavaş yakmaya başladım. Pes etmeleri kolay oldu. Tamam, dur, söyleyeceğiz diye acılar içinde bağırdılar. Hemen konuşun o halde. Sana El Maruhu'dan haber getirdik. İnanamamıştım. Çünkü bana gelmiş olsalardı bunu ilk anda söylerlerdi. Bu da demek oluyordu ki El Maruhu gene bir tuzak peşindeydi. Hemen telefonu çıkarıp evdekileri aradım. Ne annem ne de Ekrem Dede telefonlarını açmadılar. Vumbe, bunları parçala ve hemen eve geç. Ben de geliyorum. Vumbe o anda ikisini de öldürdü ve kayboldu. Vumbe'nin kaybolmasıyla gaza basıp eve doğru yol aldım. Eve geldiğimde kapı sonuna kadar açıktı. Apar topar içeriye daldım. Vumbe'nin enerjisini hissedebiliyordum, üst kattaydı. Camdan içeriye baktığımda salon tamamen dağılmıştı, bir saldırı olduğu açıktı. Hızla üst kata çıktım. Annemin odasına girdim. Yatakta katledilmiş, kanlar içinde yatıyordu. Odanın bütün duvarlarında El Maruhu seni alacak, ölüm yakın yazıyordu. Ekrem Dede'ye bakmak için kendi odama geçtiğimde onun da aynı şekilde öldürüldüğünü gördüm. Ağlamaklı biçimde Ragıp amcayı aradım, o da telefonunu açmıyordu. Hızla köyün meydanına indim. Üstüme bulaşan kanları gören köylüler etrafımı sarmıştı. Nefes nefese Ragıp amca nerede diye sordum, onlarsa muhtarlığı işaret ettiler. Hızla muhtarlığa girdim. Ragıp amca uyukluyordu. Hemen uyandırdım. Beni karşısında görünce ne oldu evlat diyerek bir anda ayağa kalktı, her şeyi anlattım. Korku bütün bedenini sarmıştı ama bana inandığı da açıktı. Dur bakalım evlat, düşünmemiz lazım. Eğer jandarmaya haber verirsek, babanın yeni vefat etmesinden dolayı senin cinnet geçirdiğini düşünüp hemen hapse atarlar. Bu işi biz halledeceğiz. Kimse biliyor mu, söyledim mi dışarıdakilere? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Sadece seni sordum, ardından buraya geldim. Şimdi çıkacağız. Bir büyü olayı olduğunu ve yardıma ihtiyacın olduğunu söyleyeceksin. Ben de onlara muhtarlıkta beklemelerinin gerektiğini, misafirlerin gelebileceğini söyleyeceğim. Onlar burada beklerken biz gidip defnedeceğiz. Sadece kafamı sallayabildim. Muhtarlıktan çıktık, köylülere illet bir büyü için yardıma ihtiyacı varmış Tahsin kardeşimizin.
siz muhtarlıkta durun diyerek seslendi. Köylüler Allah yolunuzu açık etsin diyerek bize destek oldular, hızla eve geldik. Bu defa kayıp olan Zirri Bey'i hissedebiliyordum. Bu beni biraz rahatlatmıştı. Hemen üst kata çıktık. Zirri Bey oradaydı. Neredesin sen? Onları neden korumadın diye bağırdım. Kimi Tahsin? Benim görevim evi korumak, ben de bunu yapıyorum zaten. Annemin odasının kapısı birden açıldı. Annem odadan çıktı. Ne oldu oğlum, ne bu hal diye sordu. Ragıp amca da benim kadar şaşırmıştı. Bu nasıl olabilirdi? Bizimle resmen dalga geçiyordu. Her şey o kadar gerçekçiydi ki benim yerimde hanginiz olsanız aynısını yaşardınız. Çok şükür, ikiniz de sağsınız. Evimize gelip beni ve cinleri rahatlıkla kandırıyor. Bir an evvel bu işi bitirmemiz lazım. Anne, sen hemen yanına kıyafet al, biz seni Ragıp amcalara bırakıp yola çıkacağız. Halletmemiz gereken çok önemli bir iş var. Cinler bizi daha fazla kandırmadan gitmemiz gerek. Annem odasına girdi ve hazırlanmaya başladı. O esnada Ekrem dede bana dönerek, sana gücünü göstermek için büyü yapmış olmalı. Bu halüsinasyonları görmenin başka nedeni olamaz. Amacı güç gösterisi ve eğlenmek. Eğer böyle olmasaydı seni cinnete sürükleyip kendini öldürmeni sağlardı. Dediğim şeyi o yapmadan evvel gitmemiz lazım. Ragıp Efendi, sana zahmet Gülsüm Hanım, biz dönene kadar sizde kalsın. Yardımcım öyle bir tılsım yapacak ki geçilmesi kolay kolay mümkün olmayacak. Sizin evinizi cinlere karşı gizleyecek, siz de bu sayede güvende olacaksınız. Ragıp amca başıyla onayladı ve aşağı indi. Ben de odama geçip gereken ne eşya varsa aldım. Annemi onlara bıraktıktan sonra yola koyulduk. Şeyh Mahsuni Erzurum'da bir dağda yaşıyordu. Erzurum ile aramız 2,5-3 saatti. Yola odaklanmış son gaz sürerken Sahaleyn seslendi. Görevi dışında bir şeye karışmıyordu. Dikkatli ol Tahsin. Ben yolu kontrol ettim. Yolda arabası bozuk olan bir kadın var. Onun içerisinde yerleşen kafirler ile sana tuzak kurmuşlar. Gördüğün takdirde sakın durma, devam et. Konuşmasını bitirip tekrar sessizliğine döndü. Bir saat kadar gittikten sonra dediği kadın yolda göründü. Ben durmadan hızla ilerleyince Ekrem dedi. Evladım, yolda kalmışa yardım etmemek olmaz. Yavaşla, geri dönelim. Olmaz. Sahaleyn bana tuzak olduğunu bildirdi. Mehmet bizi an ve an takip ediyor dedi. Ne yaparsak bizden bir adım önde olmak için gereken neyse yapıyor. Haklısın Tahsin. Daha dikkatli olmalıyız ama bu durumda Şeyh Mahsuni'ye gittiğimizi biliyor olmalı. Eğer onun kim olduğunu da biliyorsa daha da hırçınlaşacaktır. Onun eline geçmeden o dağa ulaşabilirsek orada bize bir şey yapamaz. İyi dersin de dedi. Yaptığımız tüm koruma tılsımları etkisiz kalıyor. Orada nasıl bir şey yapamayacak? Şeyh Mahsuni tahmin ettiğinden çok daha güçlü biri. Eski bir dostumdur, aynı zamanda da babanla tanışıyor. Onun hocası ilimde çok ama çok ilerideydi. Onun hocasına yetişmek bize nasip olmadı. İçim biraz olsun rahatlamıştı. Hele ki Sahaye'nin yardım etmesi tekrar kendime güvenmeme neden olmuştu. Erzurum'a varmış, yaşadığı dağa gitmeye çalışıyorduk. Ormanlık bir yerdi yaşadığı yer. Birkaç saat boyunca ormanda ilerledik. Ağaçların aşırı sık olduğu bir yere geldiğimizde Ekrem dede arabayı durdurmamı, yolun geri kalanını yaya olarak gideceğimizi söyledi. Orman o kadar sıktı ki zorla ilerleyebiliyorduk. Artık hava kararmaya başlamıştı. Oldukça yorulmuştum. Ekrem dedenin hali benden de beterdi. Varmamıza çok var mı dedi. Eğer varsa biraz soluklanalım. Yok evladım. Çok az kaldı. Sınırına geldik sayılır. Zorlanarak ilerliyordum.
Aradan rahat bir saat daha geçmişti. Yerde gözüme halkalar şeklinde çizgiler takıldı. Birkaç metre ilerimdeydiler. Her halka arasında 30 santim anca vardı. Dede, sanırım sınıra geldik. Evet evladım, geldik şükür. Yaşadığı yerde az ileride. Çok fazla halka var burada. Onun seveni çok fazladır ama düşmanı da oldukça fazladır. O yüzden her bir halkada ayrı bir koruma var. Her yaptığı koruma da birbirinden farklı. Daha ikinciye ulaşabileni görmedim ben. Her halkayı geçtiğimizde içime enerji doluyordu. Oldukça garip hissediyordum. Güç içerime yerleşiyordu. Vumbe birden söze atıldı. Bu inanılmaz. Bunlar gerçekten onlar. Onlar kim diyerek kafamı kaldırdım. Onlara terbekler denir. İlk Müslüman cinlerin daha fazla İslam'ı yaymak için ayrılan bir kolu. Ulaşabilecekleri her yerde İslam'ı tebliğ ettiler. Tebliğ görevi tamamlandığında bir kısmı geriye dönmemiş, oldukları yerlere yerleşmişti. Geçen zamanda hepsinin öldüğü söylentileri yayıldı. Hiçbir görevli cin onlara denk gelmediğinden de öldüklerine olan inanç söylentiden kesinliğe geçti. Terbekler dünyada olan bütün hazineleri ve sırları bilecek kadar eskiler. Bu beni heyecanlandırmıştı. Terbekler dediği gibi oldukça farklılardı. Hatta şimdiye dek gördüğüm en farklı görünen cinlerden ilk sırayı almışlardı ama kim bilir daha göremediğim, bilemediğim neler neler vardı. 40 kadar halka saymıştım. Az kaldı evlat. Bak, hemen şurası. Karşımda gördüğüm girişi ufak olan bir mağaradan başka bir şey değildi. Yaklaştıkça gül kokusu benzeri güzel kokular gelmeye başladı. Mağaraya iyice yaklaştığımızda Ekrem de özel bir dille bir şeyler söyledi. Her an farklı şeyler görüp öğreniyor, şaşırıyordum. O gördüğüm ufak delikten biri çıktı. Çok uzun ve heybetli görünüyordu. Elinde baston gibi güç aldığı bir sopa vardı. Yavaş adımlarla yanımıza doğru geldi. Ekrem dedenin önünde durdu, kollarını açtı ve cindana tekrar hoş geldin kardeşim. Yolunu uzun zamandır gözlerdim dedi. Onların kucaklaşmasıyla Ekrem dedenin o gün eve gelen cinleri belirdi. Daha sonra ise Vumbe'nin şaşırdığı uzakta olan cinler bize doğru geldiler. Öylesine büyüklerdi ki